Otomotiv sektörüyle devam edeceğiz. Konu sıfır araçlar. Uzun süredir gündemde. Bayiye gidip istediğiniz aracı bulabilmeniz çok mümkün değil. Çünkü müşterilere verdikleri cevap genelde aynı araç yok diyorlar. Stoklarında araç olduğu halde bunu yapanlar da var. Bir de 6000 kilometre sınırını aşıp sıfır araçları ikinci el piyasasına daha yüksek fiyata sürenler de. İşte o bayi ve galerilere yüklü bir ceza geldi. Tutar 43 milyon lira. Galericiler yükseltiyor abi. Siz galericisiniz. Evet, galericiyiz. Fiyatları siz mi yükseltiyorsunuz? Bizde bir alakası yok. O aracın kilometresini yasa gereği orada yüksek kilometre gösterdik. Aracımız hiç kullanılmamış, poşetleri üzerinde sıfır kilometre. Araç sıfır mı? Evet, sıfır kilometre. Ha, 6050 değil yani. Yok yok, 6050. Müşteriye sıfır araç yok deyip aylarca stok yaptılar. Yetmedi, ellerinde tuttukları araçları ikinci el gibi gösterip fahiş fiyatlarla sattılar. Ticaret Bakanlığı sıfır araç piyasasını fırsata çevirmeye kalkan bayi ve galerilere geçit vermedi. 6 ay ve 6000 kilometre kısıtlamasını ihlal eden firmalara 35 milyon lira ceza kesildi. Araç stoklayanlarsa 8 milyon lira ceza aldı. Biri 5'e, 5'i 10'a, 10'u 20'ye satıyorlar. Sıfır araçları 6001 kilometre olarak gösteriyorlar ve satışa sunuyorlar. Fiyatları yükselttikçe yükseltiyorlar. Hal böyle olunca arabalar neredeyse alınamaz hale geliyor. Ancak Ticaret Bakanlığı takipte, ceza üstüne ceza kesiyor ve kesmeye de devam edecek. 300 bin lira galiba bugün, 400 bin lira. Bir yandan bakanlık işin takibinde cezayı kesiyor. Akıllarımızda da şu soru var. Fiyatlar düşecek mi, yükselecek mi? Yükselecekse ne kadar yükselecek? Düşecekse ne kadar düşecek? İşte cevaplar. Fiyatlar yükselmeye devam edecek mi? Edecek, çünkü sıfırda da biliyorsunuz bayilerde de bir hareketlilik yok. Çünkü sipariş alıyorlar, tedariğini sağlayamıyorlar. Bu yüzden de fiyatlar da o yüzden yükselişe geçiyor. Başımız belaya girmesin. Biz ikinci el gibi aradık. Şimdi sıfır diyorsunuz. 6050 diye aradık. Ya yok beyefendi, yani burada zaten yani şahıs olarak bunun herhangi bir riski yok. Biz esnaf olarak bunu zaten sürekli yapıyoruz. Başımıza daha önce böyle bir sıkıntı gelmedi. Yetkili bayilerin araç yok demesi, liste fiyatının üzerinde fiyat talep etmesi, müşteriyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlaması da bakanlığın takibinde. Cezası ise yetki belgelerinin iptali.